Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü anlatımımda bebeklerimiz için tulum yapımı var. Tulumumuz görmüş olduğunuz üzere oldukça hoş ve güzel. Yapımı da kolay. Yeni örgüye başlayan arkadaşlarım için daha detaylı, kavramlı bir anlatım sağladım. Umarım faydalı olur. Tulumumuz ön ve arka olmak üzere iki parçadan oluşuyor. 5 adet kullanılabilir düğmemiz var. Tulumumuz için gerekli olan malzemeleri videomuzun açıklama bölümüne ekledim. Oradan okuyabilirsiniz. Hemen tulumumuzun ölçülerine de bakalım beraber. Askımızdan A bölümümüzün bitimine kadar olan ölçümüz 41 santim. Beden kısmımızda 26 santim. Bu ölçüler ortalama 3 aydan 6 aya kadar olabilecek ölçüler arkadaşlar. Tabii bebeklerin gelişimine göre değişiklik gösterebilir. Ölçülerle yol alarak istediğiniz ay grubuna rahatlıkla örebilirsiniz. Hazırsanız bu güzel tulumumuzu örmeye başlayalım. Tulumumuzun yapımında alize kotongold ipimi kullanacağım. İpim 50 gram ağırlığında, 165 metre uzunluğunda olan bir ip. Bu renkte örmek isterseniz eğer bu şekilde ekran resmi alabilirsiniz. Şiş olarak da elimin sıklığına göre 4 numara şişimi kullanacağım. Sizler de elinizin sıklığına, bolluğuna göre şiş numaranızı belirtebilirsiniz. İlk olarak klasik başlama tekniğiyle ilmeklerimizi şişimizin üzerine alalım. Toplamda 20 tane ilmeğimiz oluncaya kadar devam edelim. Şöyle bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20 tane ilmeğimiz. 20 tane ilmeğimizi tamamladıktan sonra burada ipimize düğümümüzü atalım. Ve haroşa örgümüzle başlıyoruz. Ben haroşa örgümü ön yüzden de arka yüzden de düz örgü örerek elde ediyorum arkadaşlar. Örgümüzün ön yüzünde toplamda 5 diş haroşamız oluncaya kadar örmeye devam edelim. 5 diş haroşa sıramı ördüm. Bu sıramızda ilmek artışlarımızı başlatıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ardından 2, 3, 4. Şişimizin üzerinde 4 tane ilmeğimiz var. 5. ilmeğimizde ilmek artışımızı yapıyoruz. İlk olarak ilmeğimizin birinci kanadından bir ilmeğimizi örelim. Ardından ikinci kanadını bu şekilde genişletip iç kısımdan arkaya doğru şişimizi itip ikinci kanadını da örelim. Bu şekilde ilmek artışımızı yapmış olduk. Dilerseniz daha farklı ilmek artış tekniklerini de uygulayabilirsiniz hanımlar. Ardından sıra sonunda 5 tane ilmeğimiz kalıncaya kadar ilmeklerimizi düz örüp devam edelim. Şöyle sıra sonunda 5 tane ilmeğim kaldı. Buradaki artışımı da ilk olarak ilmeğimin altındaki çıkıntıya giriş yaparak örüyorum. Ardından ilmeğimi. Sıra sonundaki 4 tane ilmeğimizi de örüp sıramızı tamamlayalım. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. Arka yüz sıramızda ilmek artışımız yok. Tüm ilmeklerimizi düz örüp sıramızı tamamlayalım. Tüm ilmeklerimi düz örerek arka yüz sıramı tamamladım. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. İlmek artışımızı tekrarlayalım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ardından 2, 3, 4. 5. ilmeğime geldiğim zaman ilk olarak birinci kanadını,
Ardından ikinci kanadını örerek ilmek artışımı yaptın. Şimdi orta kısımda bir tane ilmek artışı yapacağız. Orta kısımdaki ilmek artışımız bir defaya mahsus arkadaşlar, tekrarlamayacağız. Şöyle artışımız yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane ilmeğimizi ördükten sonra şöyle ipimizi parmağımıza dolayıp şişimize takalım. Yaprak örneğimiz tekli rakam üzerine kuruluyor. Şişimizin üzerinde çiftli rakam olduğu için tam orta kısımda bir ilmek artışımızı yaptık. Şimdi sıra sonunda 5 tane ilmeğimiz kalıncaya kadar ilmeklerimizi örelim. 2, 4, 5 tane ilmeğimiz kaldı. İlk olarak ilmeğimizin alt kısmındaki çıkıntıdan ördük. Ardından ilmeğimizi. Sıra sonundaki ilmeklerimizi düz örüp sıramızı tamamlayalım. Arka yüz sıramızda dediğim gibi ilmek artışımız yok. Tüm ilmeklerimizi düz örüp devam edelim. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Bu sıramızda yaprak örneğimizi kuracağız. Kuruluma dikkat edin arkadaşlar. Benimle beraber ördüğünüz zaman aklınız karışmaz. Şöyle kenar ilmeğimi örmeden taktım. Ardından 2, 3, 4. 5. ilmeğime geldim. İlk olarak birinci kanadını, ardından ikinci kanadını örerek ilmek artışımı yaptım. Ardından bir düz ördüm. Sıradaki iki tane ilmeğimizin yerini değiştirelim. Yani arkadaki ilmeğimizi öne, öndeki ilmeğimizi arkaya alacak şekilde. Bu şekilde yerini değiştirdikten sonra iki ilmeğimizi bir olarak örelim. Ardından 1, 2, 3, 4 tane ilmeğimizi düz olarak örelim. Şişimizin üzerine dolayalım. Yaprağımızın kısmındayız. Doladıktan sonra bir örüp tekrar bir dolayalım. Ardından 1, 2, 3, 4 tane ilmeğimizi örelim. Ardındaki iki tane ilmeğimizde yer değiştirmeden direkt ikisini bir olarak örüp burada bir kesimimizi yapalım. Burada bir kesim yaptık. Burada da bir tane yaptık. İki kesim, iki artış işlemi uyguladık. İlmek sayımızda herhangi bir farklılık olmadı. Kesimimizi yaptıktan sonra bir düz örelim. Sıra sonunda 5 tane ilmeğimiz kaldı. İlk olarak ilmeğimizin altından giriş yaparak bir ilmeğimizi çıkaralım. Ardından ilmeğimizi örelim. İlmek artışlarımız aynı şekilde devam edecek. Şimdi arka yüzdeyiz. Arka yüze de dikkat edelim. Kenar ilmeğimi örmeden taktım. Ardından 2, 3, 4, 5 tane ilmeğim düz. Kenar kısımda 5 ilmeğimiz, sıra sonunda da 5 ilmeğimiz haroş örgü olarak devam edecek. Ardından 1, 2, 3 tane ilmeğimiz ters. Takip eden 1, 2, 3, 4 tane ilmeğimiz düz. Ardından 1, 2, 3 ters. Takip eden 1, 2, 3, 4 tane ilmeğimiz düz. Ardından 1, 2, 3 ters. Sıra sonundaki 5 tane ilmeğimiz düz. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden şişimin üzerinde 4 tane ilmeğim olduktan sonra 5. ilmeğimi iki kanadından örerek yaptım. Burada ilmek artışımı yapmış oldum. Ardından bakın bu kısma iyice dikkat edin hanımlar. Birkaç sıra sonra tamamen belirecektir. Benimle beraber ördüğünüz zaman sıkıntı olmaz.
Şöyle artış işlemimizi yaptıktan sonra bir düz örelim. Ardındaki iki tane ilmeğimizin yerini değiştirelim. Yerini değiştirdikten sonra ikisini bir olarak örelim. Burada kesimimizi yaptık. Ardından 1, 2, 3, 4 tane ilmeğimiz düz. Burada yaprak örneğimiz oluşuyor. Yaprak örneğimizde arkadaşlar şu bir tane ilmeğimizin sağında solunda ilmek artışları yaparak büyüteceğiz. Ön yüzde tüm ilmeklerimiz düz olarak örülüyor. Sadece ilmek eksiltmeleri ve arttırmalarımız mevcut. Şöyle tam orta kısımdayız. Bakın ilmek artışı yaptığımız yerde. Burada hemen bir dolayıp orta kısımdaki ilmeğimizi örelim. Ardından tekrar dolayalım. Dolama işleminden sonra 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimizi ördük. Burada tekrar kesim işlemimizi yapacağız. Burada ilmek yerlerini değiştirmeden 2 ilmeğimizi 1 olarak örelim. Ardındaki 1 ilmeğimizi örelim. Sıra sonunda 5 tane ilmeğimiz kaldı. İlmek artışımızı yapalım. Artışımızı yaptıktan sonra sıra sonundaki 4 tane ilmeğimizi de örüp sıramızı tamamlayalım. Örgümüzün arka yüzüne döndüğümüz zaman ilk 5 ilmeğimiz düz. 5 ilmeğimizi düz ördükten sonra 1, 2, 3 ters. Ardından 1, 2, 3, 4 düz. Bu yaprağımızın sağında 4 tane haroşa ilmeğimiz var. Solunda da 4 tane haroşa ilmeklerimiz var. 4 tanemizi ördükten sonra ipimizi kendimize taraf alıp 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimizi ters olarak örelim. Ardından yaprağımızın diğer kısmındaki 4 tane ilmeğimizi haroşa olarak örelim. Yani ben düz olarak örüyorum. 2, 4. Burada 4 tane ilmeğimizi ördükten sonra 1, 2, 3 tane tersimizi örelim. Ve sıra sonundaki 5 tane ilmeğimizi de düz örüp sıramızı tamamlayalım. Birkaç sıraya kadar beraber örelim. Şöyle kenar ilmeğimi örmeden. Ardından 4 tane ilmeğim şişimde olduktan sonra 5. ilmeğimin her iki kanadından örerek ilmek artışımı yaptım. Ardından bir düz ördüm. Tekrar ilmek eksiltme işlemimiz var. Hemen iki tane ilmeğimizin yerini değiştirelim. Yerini değiştirdikten sonra ikisini bir olarak örelim. Şöyle biraz yakınlaştırayım, daha detaylı görünsün. Bakın, iki tane ilmeğin yerini değiştirdikten sonra bir olarak ördük. Ardından 1, 2, 3, 4 tane düz. Yani ön yüzde zaten bütün ilmeklerimiz düz arkadaşlar. Burada yaprak ilmeklerimize geldik. Şöyle iki tane ilmeğimizi ördük. Tam orta kısım ilmeğimizi gördüğümüz zaman bir doluyoruz. İlmeğimizi örüyoruz. Tekrar bir doluyoruz. Ardından haroşa ilmeklerimizi de örelim. Ve eksiltme kısmındayız. Burada ilmeklerimizin yerini değiştirmeden iki ilmeğimizi bir olarak örelim. Ardından bir tane örüyoruz ve sıra sonunda 5 tane ilmeğimiz kaldı. Hemen ilmek artışımızı yapalım. Arka yüz sıramızda da
Düz olan ilmeklerimizi düz, ters olan ilmeklerimizi ters olarak devam ediyoruz. Şöyle 5 düz, 3 ters, 4 düz, 1 yaprak ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yaprağımızın ilmekleri 7'ye yükseldi. Ardından 1, 2, 3, 4 düz. 1, 2, 3 ters. Sıra sonundaki 5 tane ilmeğimizi de örüp sıramızı tamamlıyoruz. Ve örgümüzün ön yüzündeyiz tekrar. Bakın, ilmeklerimiz belirmeye başladı. Sıramızın başında ilmek artışımızı yapalım. Gerekli ilmek sayısına ulaşıncaya kadar buradaki artışımız aynı şekilde devam edecek. Artışımızı yaptıktan sonra bir tane örelim. Ardından şöyle iki tane ilmeğimizin yerini değiştirelim. Ve bir olarak örelim. Ardından tam yaprak kısmına varıncaya kadar tüm ilmeklerimizi örelim. Şöyle yaprak kısmımızdayız. Burada bir dolayıp orta kısımdaki ilmeğimizi örelim. Tekrar bir dolayalım. Şöyle kesim kısmına doğru geliyoruz. Bakın, kesim kısmımız kendini gösteriyor. Hemen iki ilmeğimizi bir olarak örelim. Ardından bir tane daha ördük. Sıra sonunda 5 tane ilmeğimiz kaldı. Burada hemen ilmek artışımızı yapalım. Ve sıramızı tamamladık. Şimdi arka yüzdeyiz. Arka yüzde 5 düz, 1, 2, 3 ters, 4 düz, yaprak ilmeklerimizin tamamı ters, şöyle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tersten sonra 4 düz, 3 ters, 5 düz ve arka yüz sıramızı tamamladık. Bakın, arka yüzden duruşu bu şekilde. İlmek artışlarımızı yapalım. Şöyle 5. ilmeğimize geldik. İlmek artışımızı yaptıktan sonra bir düz örelim. Ardından 2 ilmeğimizin yerini değiştirip bir olarak örelim. Kesim işlemimiz aynı şekilde. Şimdi yaprak kısmımızın ortasına kadar tüm ilmeklerimiz düz. Tam orta kısımdayız. Bir dolayalım, bir örelim, tekrar bir dolayalım. Ve bu bizim 5. işlemimiz oluyor. Yaprağımız 11 tane ilmeğe ulaştıktan sonra yaprağımızı kapatmaya başlayacağız. Şu anda 11 ilmeğe ulaşmış durumda. Kenar kısımdaki
kesim işlemimizi yapalım. Şöyle bir düzümüz ördükten sonra bakın kenar kısımda 5 tane ilmeğimiz var. Hemen ilmek artışımızı yapalım unutmadan. Ardından ilmeklerimizi örüp sıramızı tamamlayalım. Arka kısımda tekrar 5 düz, 3 ters, 4 düz, 11 ters yaprak ilmeklerimiz. Ardından 4 düz, 3 ters, 5 düz olarak devam edelim. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Yapraklarımızı kapatmaya başlayalım. Yani yaprağımızı şöyle kenar kısımda ilmek artışımızı yapalım. İlmek artışımızı yaptıktan sonra 1, 2, 3. Burada kesim işlemimizi durduruyoruz. 3 tane ilmeğimizi ördükten sonra bir dolayıp ara kısımdaki 4 tane ilmeğimizi örelim. 4 tane ilmeğimizi ördükten sonra yaprağımızın ilk 2 ilmeğini 1 olarak alıp kesimimizi yapalım. Ara kısımdaki ilmeklerimizi örelim. 2 ilmeğine son 2 ilmeğine geldik. Son 2 ilmeğimizin ilk olarak yerini değiştirelim. Şöyle arka kısımdan aldık, diğerini ön kısımdan. Bu şekilde yerini değiştirdikten sonra 2 ilmeğimizi 1 olarak örelim. Ardından 4 tane haroşa ilmeklerimizi örelim. Bir dolayıp ardındaki ilmeklerimizi örüp devam edelim. Sıra sonunda 5 tane ilmeğimiz kaldığı zaman hemen ilmek artışımızı yapıp sıra sonundaki ilmeklerimizi de örüp sıramızı tamamlayalım. Arka yüz sıramızda düz olan ilmeklerimizi düz, ters olan ilmeklerimizi ters örerek sıramızı tamamlayalım. Burada dolamış olduğumuz ilmeklerimizi de ters olarak öreceğiz arka yüz sıramızda. Örgümüzün ön yüzündeyiz. İlmek artışımızı yapalım. Ardından 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeğimizi örelim. 5 tane ilmeğimizi ördükten sonra bir dolayıp haroşa olan ilmeklerimizi örüp geçişimizi yapalım. Bu ilmeklerimizin sayısında değişiklik olmuyor. Kenar kısımdan artış yapıyoruz, kesim yapıyoruz. Burada yaprağımızın içerisinde ilmek artışları ve eksiltmeleri oluyor. Yaprağımızın ilk 2 ilmeğini 1 olarak örüp kesim yapalım. Son 2 ilmeğine varıncaya kadar devam edelim. Şöyle son 2 ilmeğimize geldiğimiz zaman ilmeklerimizin yerini değiştirelim. Yerini değiştirdikten sonra ikisini bir olarak örelim. Haroşa ilmeklerimizi örelim. Ördükten sonra bir dolayalım. Ardındaki ilmeklerimizi düz örüp devam edelim. Sonda 5 ilmeğimiz kaldığı zaman hemen ilmek artışımızı yapalım ve sıramızı tamamlayalım. Örgümüzün arka yüzünde düz olan ilmeklerimiz düz, ters olan ilmeklerimiz ters olarak örülmeye devam ediyor. Arka yüz sıramızı tamamlayalım. Ve örgümüzün ön yüzündeyiz. Şöyle göstereyim. Kenar kısımda ilmek artışımızı yapalım.
Ardından haroşa ilmeklerimize varıncaya kadar ilmeklerimizi örelim. Şöyle ilmeklerimizi ördükten sonra bir dolayıp haroşa ilmeklerimizi örelim. Yaprağımıza geldiğimiz zaman ilk iki ilmeğimizi bir olarak örüp kesim işlemimizi yapalım. Ardındaki ilmeklerimizi de ördük. Son iki ilmeğimize vardığımız zaman hemen ilmeklerimizin yerini değiştirip ikisini bir olarak örelim. Ardından haroşa ilmeklerimizi örelim. Ördükten sonra bir dolayıp sıra sonunda 5 tane ilmeğimiz kalıncaya kadar devam edelim. Şöyle 5 ilmeğimiz kaldığı zaman hemen ilmek artışımızı tekrarlayalım. Sıramızı tamamladıktan sonra örgümüzün arka yüzünde düz olan ilmeklerimiz düz, ters olan ilmeklerimizi ters örerek arka yüz sıramızı tamamlayalım. Ve örgümüzün ön yüzündeyiz. İşlemimizi tekrarlıyoruz. İlk olarak kenar kısımdaki ilmek artışımız. Ardından haroşa ilmeklerimize varıncaya kadar tüm ilmeklerimizi örüyoruz. Haroşa ilmeklerimize vardığımız zaman bir dolayıp haroşa ilmeklerimizi örüyoruz. 4 tane haroşa ilmeğimizi ördükten sonra yaprağımızın ilk iki ilmeğini bir olarak örüyoruz. Ardından orta kısımdaki ilmeğimizi ördük. Son iki ilmeğimizde ilk olarak ilmeklerimizin yerini değiştiriyoruz. Yerini değiştirdikten sonra ikisini bir olarak örüyoruz. Sonda bakın 3 tane ilmeğimiz kaldı yaprağımızın içerisinde. Haroşa ilmeklerimizi örüp devam edelim. Ardından bir dolayalım. Bu şekilde. Doladıktan sonra sıra sonunda 5 tane ilmeğimiz kalıncaya kadar ilmeklerimizi örelim. Şöyle sıra sonunda 5 tane ilmeğimiz kaldığı zaman ilmek artışımızı yapıp sıramızı tamamlayalım. Örgümüzün arka yüzüne geldiğimiz zaman düz olan ilmeklerimizi düz, ters olan ilmeklerimizi ters örerek sıramızı tamamlayalım. Ve tekrar örgümüzün ön yüzündeyiz. Ön yüz sıramızda 5. ilmeğimizde ilmek artışımızı yapalım. Ardındaki ilmeklerimizi örüp haroşa ilmeklerimize doğru geldiğimiz zaman burada bir tane dolama işlemimizi yapalım. Ardından 4 ilmeğimizi örelim. Buradaki 3 ilmeğimizi tek seferde kapatalım. Şöyle beraber yapalım arkadaşlar. Ben tarif ettim ama yeni örgüye başlayan arkadaşlarım yapamayabilir. Birlikte örelim. Kenar kısımdaki ilmek artışımı yaptım. Ara kısımdaki ilmeklerimi örerek devam ediyorum. Haroşa ilmeklerime vardım. Şöyle bir tane ilmek artışımı yaptım. Ardından 1, 2, 3, 4 tane ilmeğimi ördüm. Bakın burada şu 3 tane ilmeğimizi bir olarak öreceğiz. Ama arkadaşlar şöyle direkt giriş yaptığımız zaman düzgün durmayabilir. Onun için bu ortadaki ilmeğimizi öne doğru alalım. Bakın bu şekilde ilk ilmeğimizle yerini değiştirelim. Orta kısımdaki ilmeğimizi öne getirip şöyle üçünü tek seferde kapatalım. Bakın bu şekilde bir kapanış yaptık yaprağımızda. Ardından 4 tane ilmeğimizi örelim.
bir dolayıp sıra sonunda 5 tane ilmeğimiz kalıncaya kadar örgümüzü devam edelim. Sonda 5 tane ilmeğimiz kaldığı zaman hemen ilmek artışımızı tekrarlayalım ve sıramızı tamamlayalım. Hızlı ördüğümü, hızlı anlattığımı düşünüyorsanız sağ üst köşede 3 tane nokta var arkadaşlar. Oraya tıkladığınız zaman hız ayarını düşürebilirsiniz. Arka yüz sıramızdayız. Tekrar düz olan ilmeğimizi düz, ters olan ilmeklerimizi de ters örüp arka yüz sıramızı tamamlayalım. Bir tane yaprağımızı tamamladık. Ön yüz sıramızda ikinci yaprağımızı başlatacağız. Arka yüz sıramızı tamamlayıp gelelim. Burada orta kısımdaki bir tane yaprak ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. Sıramızı tamamlayalım. Arka yüz sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzünden de şöyle haroşa örgüme 2 ilmeğim kalıncaya kadar ördüm. Burada ilmek artışımı da tekrarladım. Bu kısımda bakın haroşa ilmeklerimize son 2 tane ilmeğimiz kaldığı zaman ilk olarak ilmeklerimizin yerini değiştirelim. Şöyle yerini değiştirdikten sonra 2 ilmeğimizi 1 olarak örelim. Bu kısımda yapmış olduğumuz işleme dönmüş olduk hanımlar. Burada ilmeklerimiz az olduğu için farklı gelmiş olabilir ama işlemimiz aynı. Farklı bir işlem yok. Burada haroşa ilmeklerimizden önce ilmek eksiltmemizi yaptık. Ardından haroşa ilmeklerimizi örelim. Yaprak ilmeğimize vardık. Burada bu ilmeğimiz tekrar bakın buradaki gibi ortada kalacak. Bu ilmeğimizin sağında solunda ilmek artışları yapacağız. 4 tane haroşamızı ördükten sonra bir dolayıp orta kısımdaki ilmeğimizi örelim. Tekrar dolayalım. Ardından 1, 2, 3, 4 tane haroşa ilmeklerimizi örelim. Ardındaki 2 tane ilmeğimizi 1 olarak örüp kesim işlemimizi yapalım. Ardındaki ilmeklerimizi düz örüp devam edelim. Sıra sonunda 5 tane ilmeğimiz kaldığı zaman ilmek artışımızı yapalım. Arka yüz sıramızda düz olan ilmeklerimizi düz, ters olan ilmeklerimizi de ters örüp arka yüz sıramızı tamamlayalım. Örgümüzün ön yüzünde haroşa ilmeklerimize 2 tane ilmeğimiz kalıncaya kadar bir örüp gelelim. Örgümün ön yüzünde haroşa ilmeklerime 2 tane ilmeğim kalıncaya kadar ördüm. İlmek artışımı tekrarladım. Burada hemen ilmeklerimizin yerini değiştirelim. Ardından ikisini bir olarak örelim. Haroşa ilmeklerimizi ördük. Burada orta kısımdaki ilmeğimizin tekrar sağında solunda ilmek artışlarımızı yapalım. Ardındaki ilmeklerimizi örelim. Şöyle haroşa ilmeklerimizi ördükten sonra sırada gelen 2 tane düz ilmeğimizi 1 olarak örüp kesim işlemimizi yapalım. Ardından sıra sonunda 5 tane ilmeğimiz kalıncaya kadar örelim. İlmek artışımızı yaptıktan sonra da sıramızı tamamlayalım. Arka yüz sıramızda aynı şekilde ters olan ilmeğimizi ters, düz olan ilmeğimizi düz örüp arka yüz sıramızı tamamlayalım. Örgümüzün ön yüzünde haroşa bitimine kadar bir gelelim. Yani haroşa kısmına 2 tane ilmeğimiz kalıncaya kadar. Örgümün ön yüzünde haroşa ilmeklerime 2 ilmek kala. Hemen 2 tane ilmeğimin yerini değiştiriyorum. Ardından 2 ilmeğimi 1 olarak örüyorum.
Devamında yaprağımızın orta kısmına kadar ilmeklerimin tamamını ördüm. Bakın tam orta kısımdayım. Bir doladım. Orta kısımdaki ilmeğimi ördüm. Tekrar doladım. Ardından ilmeklerimizi düz örüp devam edelim. Şöyle haroşa ilmeklerimizi örüp tamamladıktan sonra bakın düz olarak artık ilmeklerimiz görünüyor. Hemen ilk iki ilmeğimizi bir olarak örüp kesim işlemimizi yapalım. İşlemimiz bu şekilde devam edecek. Bakın burada 5 defa aynı işlemi uyguladık. Şöyle tekrar beraber sayalım. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5. Burada da 3. işlem sıramızdayız. Bunu 5 sıraya kadar aynı şekilde devam ettireceğiz. Yani 5 tane ajur çalışmamız görünecek arkadaşlar. Yaprağımızın orta kısmına gelmiş olacağız. Oraya kadar bir örüp gelelim. Sonrasını beraber yapalım.